bugün maalesef bu büyük bir hastalık. Hani dedik ya insi şeytanlar var insanları maalesef Allah onların da kalplerine hidayet tutsun Celle Celaluhu da kurtulsunlar ondan. Bir insan namaz kılmaya başlıyor. Yahu diyor artık yeter. Allahu Teala değil mi benim Halik'im Celle Celaluhu? Beni Allahu Teala yaratmadı mı? O yarattı. Bu nimeti o vermedi mi? El verdi, yüz verdi, göz verdi, akıl verdi. Ya en üstün şey. Kimisi diyor benim elim yok, ayağım yok. Akıl en üstün şeyimiz nimetimizdir. Deli mi olsaydı? Özürlü mü olsaydın yani? Akıl gibi bir nimet sana vermiş. Bu akıl nimetini bana vermiş Allahu Teala Celle Celaluhu. Ben hala tefekkür edip onun nimetini anlamadan da ona secde kılmıyorum diye artık bir yeter diyor bu gidişata. Yeter. Artık ben namaz kılacağım. Rabbime güzel bir kul olmaya çalışacağım. Ne kadar yapabiliyorsa. Ma la yudrakukulluhu la yudrakukulluhu diye bir genel kaide vardır. Yani hepsini yapamıyorum diye hiç yapamayacağım diye de bir şey yok. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Hani karınca misali. Ne yapmış? Karınca diyor ateş yaktığı zaman Nemrut karınca bakmışlar karınca da şey taşıyor su taşıyor. Karıncanın taşıdığı sudan ne olur? Demişler ki ya sen ne yapıyorsun? Su taşıyorum. E demiş senin ta taşıdığın sudan ne olur? O ateşi neyi söndür? Safımız belli olsun demiş. Bir günde sormuşlar karınca nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Ya bu ayaklarla sen varamazsın ölürsün oraya giderek. Olsun demiş bu yolda ölürüm bu yolda ölürüm. Yani sen yapabildiğini yap ya. allah Teala senden bunu istiyor. La yukellifullah nefsen illa usaha. Ne kadar gücün yeterse kulum senden o kadarını isterim. O kadarını isterim. Us usulü fıkıh kaidesidir bu. Gücünün yetmeyeceğini vermez Allahu Teala Celle Kula. İşte kul niyet ediyor. Tamam ya bu beş vakit okunan ezanı artık icabet etmem lazım benim. Ya subhanallah. Allah-u Teala beni yarattı, bütün nimetleri verdi. Bana sordukları zaman sen Allah'ı seviyor musun? Seviyorum tabii. Biz böyle salı günleri, salı akşamları kahveleri dolaşıyoruz da dergaha davet yapıyoruz. Kahveye gittiğimiz zaman gençlere dedi ki yahu siz Allah'ı sevmiyor musunuz? Hepsi birlikte maşallah haşa dediler hocam olur mu? Hepimiz Allah'ı seviyoruz. E peki Allah'ı seviyorsun İnsan sevdiği bir arkadaşı haftada bir kere dahi onu her haftada bir kere davet etse evine gitmez mi? Ya utanır artık. Bir hafta gitmedi, ikinci hafta gitmedi, üçüncü hafta utanır artık. Ya şu arkadaşıma bir uğrayayım der artık. E sen Allah'ı seviyorum dersin de ey kul. Allahu Teala seni günde beş defa davet eder huzuruna. Beş defa. Ne diyor? Hayye ala salah diyor. Namaza koş kulum. Namaza koş. Namaz nedir? İkincisinde onu beyan ediyor. Hayya alel felah. Kurtuluşa koş kulum. Felaha koş. Namazsız kurtulamazsın kulum. Diyor yani. Namazsız kul neye benzer? Namazsız kul ruhsuz bedene benzer. Başsız cesede benzer hadis şerifler böyle beyan ediyor. Hem namaz kılmadan Müslüman olmak çok eksik kalır. Adı kalır yani. Milli şairimizin söylediği gibi. Ne diyor merhum Mehmet Akif? Müslümanlığın ismi kalmış diyor. Gerçek Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. <laughs> diyor işte günde beş defa beni davet ediyor. Gideyim artık huzuruna. Rabbime artık kul olmak istiyorum diyor. Allah'ın yolunu tutmaya başlar. Yahu şeytan zaten uğraşıyor insanla aman gitme. Namaz kılma uğraşıyor ya. Fakat bizim insanlarımız onlardan daha çok uğraşır. Namaza başladın da senin daha düzeltmen gereken çok şey var. Daha düne kadar şöyle yapıyordun, böyle yapıyordu. Adam başın etini yerler. Bir de namaz kıldıktan sonra bir yanlış yaptığı zaman ulan bir de namaz kılıyorsun haşa. Bu kelimeleri ederler de insana o insanı namazdan sonra başladığına pişman ederler. Yahu İslam'ın emrini bir insan Allah'a yöneldiği zaman anında bir peygamber gibi dört dörtlük her şeyi yapmak mecburiyetine değildir ki. Elinden geldiği kadar başlayacak kalınca misali yavaş yavaş birinci adım var ikinci adım var. Sen bir iş yerine giriyorsun iş yerine girer girmez senden ustalık isterler mi? Girdin lokantaya hiç ahçılık bilmiyorsun. Ben ahçılık öğrenmek istiyorum. Senden hemen gel sen seni merkezi ahşının yerine koyacağız. Bütün yemekleri sen yapacaksın bundan sonra. Böyle bir şey var mı? Bir marangozhaneye giriyorsun seni hemen ustanın yerine koyarlar mı? Koymazlar. Ne yapıyorlar? Bir çıraklık dönemi var, bir kalfalık dönemi var. Fakat bunu herkes normal bir şekilde karşılaşır, karşılarken adam bir dergaha girer, bir medreseye girer, Veyahut da sohbet dinlemiş, güzel Müslüman olmaya niyet etmiş. Bir adım atıyor, bir vakit namazla başlıyor. Veya da iki vakit namazla başlıyor. Hemen insanlar, yahu sen namaz kılıyorsun da şunları şunları. Yahu tamam düzelteceğiz kardeş. Yavaş yavaş. İslam 23 senede tamamlanmadı mı? 23 sene sürdü İslam'ın tamamlanması. Biz o kadar değiliz. Evet neden? Biz çünkü şanlı bir ecdat bize güzel bir ahlak üzerine kurulmuş İslam yaşantısı bize bıraktı. Bizimki o kadar uzun sürmez evet. Ama ben yavaş yavaş yapacağım Allah'ın izniyle. Niye üzerime geliyorsunuz? Dua edin hemen düzelteyim kendimi. Gayretle yapmaya çalışayım. Büyük bir dahi defindir bu onun için anlatıyorum yani. Bir Müslüman gör sen namaz kılmıyor musun? Ya namaz kılan birini gördün mü dua et adama ya. Oh ne güzel başladı namaza. Namaza başladı diye kıskanma onu gıpta et. Sen de başla. Kıskanıyor adam. Kıskançlık nedir? Onda olan nimeti Allah ondan alsın. Namaza başlamış adam ne güzel. Dua et. Ya falan eksikleri de var. Dua et düzelsin işte. Kardeşine dua et. Maalesef böyle yapıyorlar.